Önce şu Doğan Ay senin bağladığın o kişiyi, o evdeki bütün dönen dolapları bilen kişiyi telefon hattına alalım. Sen kaç kez gittin o eve? 17-18 defa gittin mi? Hemen hemen gitmişimdir. Hiçbir şey anlamadın, eve gittin. Senin karın ben orada ne yaptırılıyor, ne yapılıyor, hiçbir şey anlamadın yani. Ama ben gidiyordum, bir saat kalıyordum, zaten bir saat koyuyordular. Ha. Bir saat duruyordum. Yani bak beyefendi bir sürü şey biliyor. Alo, hatta mısınız? Alo. Ha, merhabalar, kimle görüşüyorum? İsminizi vermeyin. İsmin açıklanmasını istemiyorum. İsminizin açıklanmasını istemiyorsunuz. Peki Emin'in evinde dönen her şeyi biliyorsunuz anladığım kadarıyla, doğru mu? Evet, biliyorum, doğrudur Didem Hanım. Tamam, çok teşekkür ederim. Yani orada kızlar kalıyor. Buse zaman zaman kalıyor. Hatta orada Mine bir süre çocuğuyla beraber kalıyor. Çocuğunu bile götürmüş yani Mine öyle bir eve. Evet. Yani o kadar ya çaresiz kaldı. Peki neler dönüyor Emin'in, sözüm ona, abilik, sözde abilik yaptığı o evde? Didem abla, ben size şöyle söyleyeyim. Ben daha önce gazinoda çalışıyordum, mekanda. Tamam. Ondan sonra Emin böyle hani kimi kimsesi olmayan, arkasında kimsesi olmayan kızları toplardı masasına. İşte burada çalıştığınızın 2 kadını 3 kadını ben size veririm. Hep öyle kandırıyordu. Bizi öyle topluyordu eve. Tamam. Sonra hepimize birer tane telefon veriyordu. Tuşlu telefon. Hı. Bu yeni çıkan Android telefonlardan değil, tuşlu telefondu. Tamam canım. Onlardan işte... sakin olun lütfen. Evet. Para yaptırıyordu bize ve o paraların hepsi Emin'de duruyordu. Siz peki o evde mi yaşadınız bir süre Emin'le beraber, birkaç kadın? Evet, evet. Hatta ben vardım, 2-3 bayan daha vardı. Bu şu zamanda oluyor, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında oluyor. Ben var mıydım o evde? Evet, sizi de gördüm Buse. Mine'yi gördün mü? Mine'yi sadece görmedim, sadece hani Emin'le konuştuğunu, sürekli Emin telefonda Mine'yle konuştuğunu duyuyorduk. Yani Emin o eve getirdiği kadınlara, siz bir gazinoda çalışıyormuşsunuz, pavyonlarda galiba çalışıyormuşsunuz, çaresiz, evet, işte kimsenin sahip çıkmadığı, zor durumda olan kadınları gel ben sana abilik yapacağım diyor sözde. O eve getiriyor. Birkaç tane kadın orada geliyor ve o evde de buna bastınız mı bilmiyorum. Özgür, anlatabilir miyiz? Bastınız mı basmadınız mı? Bunu kullanmak durumundayım bir kez. Ama bir kez söyleyeyim ben bunu, anlaşılsın diye. Şimdi ben sahte gelini duymuştum da. Hanımefendi şunu söylüyor bize, sahte eskortluk yaptırılıyordu telefonla. Hiç böyle bir şey olmadı. O evde böyle bir şey olmadı. Ama hanımefendi yapılmış. Ben bu zaten kalsaydım bilirdim. Bizim orada... Bir süre isimli. Cansel sen misin? Evet. Değil. Adı bende saklı. Tamam başka. Ben tanımıyorum çünkü. Bilseydim şey yapardım yani, söylerdim. Bak bir şey söyleyeceğim Buse. Tamam, söyleyin. Ya sen de olay şu, hep sende. Olay hep sende. Ben değil. Bak, bir kız, kadın, bir çocuk yetim kaldı. Onu düşün. Kendi vicdanınız kon ya. Ya tamam, ben bildiğim her şeyi. Sen de annen kaybettin. Tamam, kaybettim, ben bildiğim her şeyi anlattım. Buse, bir şey söyleyeceğim bak. Seninle ilgili olan meseleleri şu anda konuşmuyoruz. Ama hanımefendinin söylediklerinin bana yalan olduğunu söylersen söyleme. Tamam? Tamam. Çünkü sen de bir şeyler yaşamışsın. O yüzden şu anda sus. Benim meselem seninle yaşadığın değil. Benim meselem Emin'in evinde yaşadıklarını, şunu öğrenmeye çalışıyorum. Acaba Mine'ye orada da acaba sahte eskortluk yaptırılıp bir şeylere mi zorlandı? Mithat onu öğrendi. Kızı eve getirdikten sonra, onu öğrendikten sonra kızı ortadan mı kaldırdılar? Böyle bir şey olmadı. Zaten ben 27 Temmuz'da o evden ayrıldım. Ondan sonra ben beni 2 kere gördüm. Bak, bir daha da görmedim. Biz sana telefonla bazı şeyler yapıyorsun demiyoruz. Sen bir susar mısın lütfen? Tamam. Diyor ki telefondaki kadın, bana yaptırıldı, ben yaptım diyor. Oraya eve gelen bir sürü insana da bunu yaptırıyorlardı diyor. Hayır. Bak sana söz verdiğim şeyi burada açıklarım, beni konuşturma, kızdırma yani. Ya yemin ederim orada yapılmıyordu bu. Nerede yapılıyordu o zaman? Hiçbir yerde yapılmıyordu. Ama telefon konuşmalarında öyle demiyor. %30 alıyorduk diyor. İşte... Ya tamam, bu Mine'den sonra olan bir olay. Ben buradan kendi rızamla açıklıyorum. Açıkla da kurtulalım ya. Tamam, bu olay 2 Ekim'le 2 Kasım arasında olan benle ilgili bir şey. Ben Mine zaten 18 Ağustos'ta kayboluyor. Söyledim. Ondan önce olmadı diyorum ben size. Ama Eylül ayında sana bunu kim yaptırdı peki? %30 şeyler kim çalıştırdı? Ben onu daha sonra size söylerim. Burada söyleyemem ama. Emin değil mi bu işin içinde? Hayır değil, başkası. Başkası Emin evet, değil. Evet başkası. Hanımefendi de diyor ki ben, hanımefendi sizin yalan söylediğinizi söylüyor Buse. Didem abla. Heh. Söyle. Şöyle söyleyeyim, Emin %30 vermiyor, %20 veriyor. Of. Buse'ye şunu söylemek istiyorum. Buse biraz vicdanın... Ya alo, benim zaten... Duyuyorum seni. Bir dakika lütfen dur. Tamam. Buse sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Senin elini kalbinin üzerine koy. Biraz vicdanın varsa... O küçücük çocuğu düşünüyorsan... O küçücük çocuğa düşünüyorsan... Mine'ye ne olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Ya bilmiyorum. Bilsem niye burada olayım? Ve orada koruduğun birçok insan var. O evde ben de vardım. 2-3 tane daha bayan da vardı. Ben niye seni hatırlamıyorum o zaman? Seni hatırlamam. Ama kimliğini şu anda açıklamak zorunda da değil ki. Bak telefon, sen bekler misin lütfen telefon altında? Arkadaşlar bu kişi Emin'i tanıyorum diyen Doğan'a gönderdiğin o erkek telefon hattında mı? Bana yanıt verir misiniz? Beyefendi hatta mısınız? Alo. Ha, merhabalar. Emin'i tanıyormuşsunuz doğru mu? İyi akşamlar, kolay gelsin. Teşekkürler. Ne biliyorsunuz? O evde dönen dolaplarla ilgili Mine'nin de çocuğuyla beraber kaldığı. Bir kere Buse'nin görsel konuşmalarında panik hatalı olduğunu belki anlamışsınız. Buse Emin'den korkuyor. Neden korktuğunu iyi bilirsiniz. Tahmin ediyoruz. Evet. Deniz diye bir arkadaşım vardı daha önce bundan da. Şunu şöyle Emin bazı kızların vücudundan para kazanıyordu diyorsun doğru evet, mu? Şahsı benim arkadaşım da içeride hatta ismini de söylerim ama cezaevinde o şeyden dolayısıyla yakalandı. Şu anda cezaevinde Deniz diye bir bayan arkadaşım. O da ondan beraber olduğu için fakat günlük evler oluyor bazen ev olmayınca evlere gönderiyorlar. Arabana götürüp bırakıyorlar. Kendilerini göstermiyorlar. Yani o kadar kızları babasının hayrına abilik yapmak için orada tutmuyor. Yok, o kızları yok. Sağda solda para karşılığı erkeklerle birlikte olmasını sağlıyor. Benim kendi arkadaşım diyorum. Ben kendim arkadaşım. Ben niye yalan söyleyeyim? Bak cezaevinde kız. Neden cezaevinde? Kız cezaevinde mi? Peki bu Emin evet. Yasaklı madde de kullanıyor ya da orada evet, yasaklı... Evet. Yasaklı maddeler bazen böyle... O zaten ondan da dolayısıyla üzerlerinde yakalanıyor. Biraz ondan içeri giriyor işte. Dediğiniz doğru zaten. O yani da var kızlara şimdi. Hem getirip evde vücutlarından para karşılığı menfaat sağlıyor. Hem de yasaklı madde ticareti yaptırılıyor. Kızların da üzerine bu yasaklı maddeler yakalanınca da cezaevine giriyorlar tabii ki. Evet peki söylesene bu senin götürdüğün hastanede... Tamam, ben hazırım yarın. Yasaklı madde tamam bu teste hazırım diyor. Ama test işte onu diyorum hani. Hatta hani... Bazılarının şu iddiası var böyle ihbarlar da geliyor. Emin Buse'yi buraya gönderdi diye. Zaten o gönder kendini temize çekmek için korkuyor. Benim arkadaşım kendi bak ben ona buraya gelsin diye yalvardım. Peki gelsin. Bir şey soracağım. Emin şimdi bir şu insan... Şu anda kaybolan bak çocuk benim de çocuğum var ama şu anda bir şey söyleyeyim Didem Hanım. O bazı şeyleri saklıyor. Daha önce kızları yanına topluyor tamam mı kendisi iyi biliyor. Peki ben bir şey merak ediyorum. Şimdi kocası Mithat burada ya. Bir insan öyle bir eve gittiğinde çocuk da orada ya. 17 defa gitmiş Mithat. Orada dönen dolapları elinizden eve baksa, ortama baksa anlamaz mı? Evde yapmıyorlar. Evde toplanma merkezi ya Didem Hanım. Bu ev toplanma merkezi. Yatma anladın mı? Toplanma yeri. Bu evde anladım. Hayır anladım da insan kendi çocuğu orada. Ben Mithat açısından soruyorum. 17 defa gittiği bir yerde insan orada en azından yani ben bak sen çok meraklı bir tipsin. Kızı araştırmışsındır. Bu evde ne olduğunu araştırmışsındır. Ne olduğunu bence sen öğrendin. Ben araştırmadım Didem Hanım. Ben sadece çocuğuma şey götürüverdim. Ben tekrar diyorum bütün her şeyi yalanlıyorum. Gerekirse test de yaptırırım. O evde öyle bir şey gerçekleşmedi. Evin içine de birkaç sefer girdim. Hep dışarıda oluyordular yaz günde. 17 defa gittim dedin az önce 17 defa gittim. Evin içine bak evin içine. Heh. Hani evin içine girin. Zaten ne şeydi? Emin araştırmadın hiç yani. Nasıl? Emin'i hiç araştırmadın. Ya abi diyorlar. Diyemem ben ne diyeyim şimdi? Mesela bu beni abi diye geldi. Ben bunu hani bir şey yapmış mıyım evde? Kaldı mesela. Bir şey yapmış mıyım Buse'ye? Abi diyordu mesela. Ya Denizli'de herkes Emin'in ne olduğunu biliyormuş ya. Mithat. Enden kadar adam doğru gitse orada ne olduğunu bilir. Ya ben enden kadar adam gitsin bak. Ya ne diyeyim ben şimdi? Ne olduğunu bilir. Amcaoğlu diyor ben gitsem anlarım diyor. Anlar mısın Rızva? Anlamaz mıyım ya ne olduğunu ya? Evet. Ya orası sen öyleydi. Kendi Deniz'de yaşadın ya 10 seneden beri Deniz'desin. Deniz'in ne olduğunu biliyorsun. Deniz değil mi? Ben işime gidip işimden geliyordum arkadaş. Ben aldatıldığını öğrendin. Emine mutlaka öğrendin. Emine'nin Mine'ye bir şeyler yaptırdığını öğrendin. Hayır, sonra asla. Kızı eve çağırdın. Barışmak istedin. Asla, o da barışmayınca kızı yok ettin. Hayır, ben sadece Buse'den duydum. Adım gibi de Emin'in Buse'den duydum. Diyorsunuz ki telefondaki kişi de diyor ki Emin diyor diyorsunuz. Kızın başına bir şey getirmiş olabilir. Doğru mu anladım ben? Alo beyefendi. Efendim. Siz diyorsunuz ki yani Emin de Mine'nin başına... Bazı kızlar iş yapmayınca onları ortada kaldırıyor. Yani onu, o şeyi var yani. Hani eğer işinin yoluna gitmeyince yapıyor hani. Peki hani, böyle Emin'in iş yaptırmak istediği sonra ortadan kaldırdığı kızlar mı var? Ya hani zorluyor hani bazısını eğer şey kimsesi olmayınca mecbur çalışıyor. Kimisini gazinoya gönderiyor. Anladın mı? Ama o sırada onun sevgilisi var, Hüseyin var. Bilemiyorum ben hanımefendi, o kadar bilemiyorum. Ben size dediğimi söylüyorum. Hayır, benim acaba arkadaşım... yani Emin o gece sabaha doğru geldiğinde bir gün sonra sevgilisiyle... Arabana geziyorlar zaten, onlar uyumuyorlar zaten. Onlar 24 saat geziyorlar arabana. Ha, o gece çağırmış olabilir yanına. Bilmiyorum işte, onlar arabana geziyorlar. Gece polis olmadıktan sonra fazla... Yani gönder şoförlük yapıyorlar. Yani şimdi bir tane bilgi var. O bilgiyi ben yani pazartesi açıklayacağım. Yine tutmuyor. Yani diyelim ki arabayla geldi Emin oraya. Bak Emin, sen konuşmadığın sürece kardeşim, yasaklı madde ticareti mi yapıyorsun, fuhuş mu yaptırıyorsun kızlara, o beni ilgilendirmez. Önemli olan Mine'ye ne ilgilendirir de şu an için ilgilendirmez. Sen bildiğin şeyleri bir anlatsana ya. Bütün oklar sana dönüyor o gece. Ama şimdi HTS kayıtları vesaire, yine Emin'in nerede olduğu aşağı yukarı belli. Ama telefonu başka bir yerde bırakabilir. Başka telefonla yine o tarafa doğru gidebilir.